Çekiyoruz. Vali Bilgin, Hakkari'den başka bir kenti görmemiş 21 öğrenciyi Kırklareli'ne davet etti. Öyle mi? Sizle beraber anneniz oraya geldi. Ne kadar güzel ya. Davet üzerine Derecik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleriyle Kırklareli'ne geldi. Bizim en büyük emelimiz, en büyük arzumuz eğitim. Öğrencilerle Atatürk Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Vali Bilgin, Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Pırıl pırıl ve bu arzunun bilincinde olan çocuklar. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Elif Tanrıkulu da tek arzularının vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirebilmek olduğunu ifade etti. Hakkari, Şırnak, Muğla, Artvin, Kırklareli hiç fark etmiyor. Hepimiz bu ülkenin bir bütün olarak parçalarıyız. Kırklareli mutluysa Hakkari mutludur. Muğla mutluysa Artvin mutludur. Biri mutsuzsa diğeri de mutsuzdur. Çünkü bu şuna benzer. Başınız ağrıyorsa aslında baş ağrınızdan ayağınız da etkilenir. Bu böyledir. Ayağınız ağrıyorsa kolunuz etkilenir. Dolayısıyla hepimiz bir vücudun bir parçaları gibiyiz. Aynı geminin içerisinde bulunan yolcularız. Bu gemi su almaması gerekir. Ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi. En güzel toprakları. Ben çok ülke gezdim. Yani çok dünyanın çeşitli bölgelerinde. İşte Asya'sı, Avrupa'sı, Amerika kıtası ve farklı farklı kıtalarda ülkeyi ziyaret etme imkanım oldu. Dünyada bizim coğrafyamız kadar güzel, bizim coğrafyamız kadar farklı kültürleri, farklı coğrafya özellikleri kendi içerisinde barındıran bir ülke daha görmedim ben. Bu kadar Anadolu topraklarının esasen çok büyük topraklar olmamasına rağmen farklı iklimleri, farklı kültürleri, farklı coğrafi yapıları kendisine bu kadar özümsemiş ve yaşamış bir ülke daha görmedim. O nedenle ülkemizin bu değerinden binaen, ülkemizi güçsüz kılmak isteyen, parçalamak isteyen, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, birlik beraberlik ruhunu ortadan kaldırmak isteyen dış güçler tarihin her döneminde olmuştur. Bu bugün değil. 1071'den Anadolu topraklarına adım attığımız günden bugüne kadar, işte Moğollar gelmiştir, Bağdat'ta bir sürü 400 bine yakın insanı katletmişlerdir. Ama bu katledilen hepsi bizim kardeşlerimizdir. Yani oradaki Müslüman kardeşlerimizdir. Yani bu 1200'lü yıllarda olmuştur. 400 bine yakın insan katledilmiştir. Bugün bakıyorsunuz yine Irak'ta aynı şekilde insanları katlediyorlar. Ama huzur gelmiyor. Suriye'de bakıyorsunuz insanları katlediyor, huzur gelmiyor. İran'da bakıyorsunuz aynısını yapmaya çalışıyorlar ve benzeri. Ama biz ne zaman birlik olursak, ne zaman birlikteliğimizi en üst seviyede tutarsak, ki bu bizde var, en üst düzeyde yaşıyoruz bunu, o zaman bu ülkemizi parçalamak isteyen, bizimle savaşmak isteyen, bizi güçsüz kılmak isteyen, bizi ayrıştırmak isteyen, mutsuz kılmak isteyen dış odaklar, ki bakın kendileri bizimle direkt mücadele edemiyorlar. Bu Irak'taki gibi direkt saldırı yapamıyorlar. Neden? Türkiye'nin gücünü biliyorlar. Türkiye'nin kuvvetini biliyorlar. Türkiye'nin insanının hangi ruhta olduğunu biliyorlar. Öğrencilerinin hepsinin yüreklerinin pırıl pırıl olduğunu aktaran Tanrıkulu, öğrencilerinin ilk defa Hakkari'nin dışına çıktığını, uçak ile tanıştığını anlattı. Öğrencilerden Birgül Üstündağ da Kırklareli'de çok eğlendiklerini ve ilk kez Hakkari'nin dışına çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Bizim en büyük emelimiz, en büyük arzumuz eğitimin yanı sıra vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirebilmek. Ve ne mutlu bize ki öğrencilerimizin hepsi pırıl pırıl ve bu arzunun bilincinde olan çocuklar. 11. ve 12. sınıftan seçerek getirdik onları çünkü üniversiteye hazırlık dönemindeler ve istedik ki ilk defa Derecik dışına çıksınlar, üniversite görsünler, etrafı tanısınlar ve bu arzunun peşinden daha da sıkı sarılarak gitsinler. İlk defa uçağa bindiler, ilk defa bir mağara gördüler, ilk defa etrafla tanıştılar, imkanlara sahip oldular. Hakkari'li öğrenciler kentin tarihi ve kültürel alanlarını gezdi. Buyurun.